Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz klinik psikolog Elif Bağbekleyen. Hoş geldiniz. Hoş buldum, merhaba. Merhaba, bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben lise öğrenimi ve çocuk gelişimi üzerine tamamladım. Psikoloji lisans eğitimimi alırken birçok eğitim kurumunda çalıştım. Bu çok erken bir dönemde benim birçok ergen, çocuk, aile dinamiklerini tanımama fırsat verdi. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra bu saha bilgisini teorikle buluşturmak istedim. Marmara Üniversitesi'nden aile danışmanlığı eğitimimi tamamladım. Onun üzerine klinik psikolojide yüksek lisansa başladım. Şu anda bir tez dönemindeyim. Bireysel psikoterapi merkezinde de hem yetişkin hem ergenlerle bireysel terapi hizmeti veriyorum. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Çalışma alanlarınız hakkında biraz daha detaylı bilgi verir misiniz? Tabii yetişkin ve ergenlerle bireysel terapi hizmeti veriyorum. Tabii eğitim kurumu geçmiş olduğum için de orada çok problemli ya da çok patolojik durumlarda danışmanlık hizmetleri veriyorum eğitim kurumlarına. Onun dışında da tabii ekollerimiz var bizim. Daha bilişsel davranışçı terapi ekolüyle ve dinamik terapi ekolüyle çalışıyorum. Çok güzel. Bazı kavramlar karışıyor. Klinik psikolog, psikolog, psikiyatri, psikolojik danışmanlık. Bunların arasındaki farklar nelerdir? Tabii psikiyatristler 6 yıllık tıp eğitiminden mezun olduktan sonra onun üzerine bir seçim yaparak ilerliyorlar TOS sınavıyla. Fakat biz lisans eğitimimizi psikoloji üzerine aldıktan sonra, psikoloji eğitimlerini tamamladıktan sonra klinikte uzmanlaşarak klinik psikolog oluyoruz. Psikolojik danışmanlar ise daha sağlıklı bireylerle çalışıyorlar. Onlar daha yol gösteren, daha rehberlik yapan kısımdalar. Evet, klinik psikolog biraz daha ağır, değil mi, Tabii biz vakalar? daha patoloji, daha problem, daha klinik, bir şey var, bu neden var, bir depresyon var ama neden var, bir anksiyete bozukluğu var, neden var, ne tetikliyor, niçin böyle? Onların yerine daha sağlıklı savunma mekanizmaları bu şekilde ilerliyoruz. Son zamanlarda daha çok görülen ruhsal problemler nelerdir? Bence dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Bu son zamanlarda tabii teknolojik bağımlılık arttıkça buna bir yönelim oluyor. Çok daha dürtüsel davranmaya başlıyoruz ve dikkatimiz çok çabuk dağılıyor. Çok odaklanma problemleri yaşıyoruz. Hem ergenlik döneminde hem yetişkinlik döneminde. Maalesef hemen dağılıyor, değil mi dikkat? Kesinlikle benim Kısa olsun. evet, genelde önerim şey oluyor. Bir şeye odaklanmak istiyorsanız lütfen iki işi birden yapın. Bir süre sonra diğerine odaklanacaksınız. Çünkü izlediğimiz videolar, kayıtlar vesaireler hep böyle bir akıştayken, hep böyle arkadan bir şey oluyor ve biz izliyoruz, o tarafa odaklanıyoruz. Orayı birazcık daha sosyal hayata taşırsak daha kolay olacakmış gibi. Evet. Hiperaktivite hakkında bilgi verir misiniz? Tabii dürtüsellik de biraz ilişkili bir bozukluk. Çok fazla kendini planlayamamayla ilişkili. Tabii çocuklarda daha çok aşırı hareketli dediğimiz çocuklarda ya çocukta bir şey var çok aşırı hareketli diyoruz ama alt zeminlerine baktığımız zaman zamanlama ile ilgili problemler, dikkatle ilgili problemler, bellek hele bunun farkında değilsek o çocuğu orada saatlerce oturtmaya çalışıyoruz. Ya da zorla bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz ama bunların hiçbir faydalı olmuyor. O noktada tabii ki biz gerekli testlerle, gerekli yöntem ve müdahalelerle bunları çözüyoruz. Çok güzel. Peki terapide kullandığınız çalışma yöntemleri konusunda ne söylersiniz? Tabii danışanın beklentisi ve isteğine göre değişebiliyor bu. Biri daha çok uzun süreliyken daha kısa süreli yöntemler de var. Bizim alan çok derya deniz. Çok fazla ekol var. Ama benim ağırlıklı olarak kullandığım bilişsel davranışçı terapiyle dinamik terapi var. Bir de feminist terapi var son zamanlarda. Çok da duyulmayan. Evet, o Aslında nedir? ekol olarak şöyle, gücü ve cinsiyet rollerini temel alan bir yaklaşım aslında feminist terapi. Ülkemizde pek duyulmadı ve feminizmi birazcık kadın üstünlüğü olarak gördükleri için de yargılı. Ama ben bir terapistin feminist terapi ekolüyle ilgilenmesini ve bu düşünce biçimine sahip olmasını çok kıymetli buluyorum. Çünkü Rogers'ın humanistik yaklaşımı şöyle der bize, bireye gerekli duygusal destek verildiği zaman ve özgürlük sağlandığı zaman o kendini tamamlayacaktır ve kendi birey oluşumunu gerçekleştirecektir der. Feministik terapi de buradan ilerler aslında. O eşitlikçi yaklaşım,
o baskı, şey vardır bizim kadınların üzerinde, fedakarlık, cefa çeken, alttan almak, birazcık daha sağlıklı. Beklenti bu yönde. Evet, evet. Birazcık onların toplumsal baskıdan doğan, biraz da halktan doğan bir yaklaşım. Çok yeni, çok taze başlayan bir yaklaşım türü ama benim çok kıymetli bulduğum bir yaklaşım. Kesinlikle. Terapiye karşı toplum tarafından oluşturulan bir direnç var, ön yargılar var, kodlamalar var. Bu biraz kırıldı mı, ne durumda? Biraz depremde çalışan gönüllülerle, biraz sosyal medyanın kullanımıyla ve içerik üretimiyle biraz kırıldığını düşünüyorum. Diziler de çekildi bunun Evet. üzerine, terapi odasına anlatan. Tabii. Psikoloji çok gizli kalan, tabii orada danışan gizliliği esas olduğu için konuşulmayan bir taraftaydı. Fakat şimdi yavaş yavaş konuşuluyor ve bu kırıldı. Ama bir taraftan hala deli olan gider, hasta olan Tabii. gider gibi Ön bir yargı şey var. var. Ama öyle değil. Biz bile terapist olarak çalışmadan önce kendi terapi süreçlerimizden geçiyoruz ve çok çok kıymetli bu. Gitmeli yani, değil mi? Psikologlar, psikiyatrlar da terapiye Kesinlikle, gitmeli. kesinlikle, kesinlikle İhtiyacı öyle. varsa gitsin. Kesinlikle öğrendiğimiz şeyler ne kadar sağlıklı, ne kadar sağlıksız. Tabii. Bunları öğreniyor olmak. Az önce de konuşurken bahsetmiştim. Jung'un söylediği çok güzel bir söz var. Asıl şifacı olan yaralıdır diye. Kendi Tabii. yaramızdan tanırız biz. Kendi Kesinlikle. yaramızdan dolayı empati kurarız karşı tarafla. Eskiler hekimden sorma, çekenden sor demişler Kesinlikle. diye. Yani o Damdan düşenin halini damdan düşen anlar doğru. derler. O acıyı yaşayan, onu Kesinlikle tecrübe öyle. eden, değil mi? Kesinlikle. Daha iyi biliyor tabii, daha hakim. Ama tabii bunun Kesinlikle. eğitimi, onlar abartı tabii, bu eğitimi almış olan yetkin kişiler tabii bunun çözümünü bilir, ama o tecrübeyi de edindiyse eğer daha faydalı, avantajlı. Tabii o yoldan geçmiş oluyor. O yolun nasıl bir yol olduğunu biliyor. Terapi de böyle bir süreç aslında, bir yol. Tek başına danışanın ya da tek başına terapistin yapabileceği bir şey değil bu kesinlikle. Danışan ve terapistin beraber yürüdüğü bir yol. Orada da tabii Kesinlikle. terapistin daha önceden geçmiş olması çok kıymetli. Çok güzel. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilere iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Evet, bence bunu yavaş yavaş kırıldığı bu dönemde bunu toplumsal bir norm olarak görmemeleri, gerçekten de kendi terapi süreçlerine başlamış olmaları ve devam ediyor olmaları çok kıymetli. Artık süreç çok daha farklı ilerliyor ve birçok şey değişiyor. Biraz değişime açık olmak gerekiyor bence. Kesinlikle. Dünyayı takip etmek lazım. Neler oluyor, değil mi? Yani biz Kesinlikle. de adapte olmalıyız. Çünkü farklı bir yöne doğru evriliyor dünya. Bunları açık olalım. Modern görüşe sahip olmak lazım. Eski bu kodlamalar, ön yargılar bize zarar verir, değil mi? Kesinlikle öyle. Az önce de bahsettiğim gibi o sosyal medyanın kullanımıyla orada paylaşılan içeriklerde bile biraz da şey diyor. Burada bir şey var. Bu bende de var. O zaman bu yanlış olan bir şeymiş. Gizli kaldığı zamanlarda biz bilmiyorduk. Ne var bende ya da bu yaptığım doğru mu, yanlış mı, sağlıklı mı, sağlıksız mı? Ama bu artık şeye doğru gidiyor. Bu bende var. O zaman bu sağlıksız bir şey. Bize danışanlar gelmeden önce kendi tanılarını kendileri koymuş bir şekilde geliyor artık. Yani tabii gündeme gelmesi bilgi sahibi olunmasını sağlıyor. Kesinlikle. Ama bilgi kirliliği de var. O yüzden böyle sizin gibi yetkin kişilere danışmalılar, değil mi? O çok Kesinlikle. önemli. Bu danışanlar bunu araştırmalı. Kesinlikle, kesinlikle. Bence araştırmak, okumak, bilgi ve fikir sahibi olmak ve o bende bir şey var, bende bir şey oluyor ama ne oluyor ben adlandıramıyorumla gelmeleri de çok kıymetli. Doğru. Fakat ona tutunup da o etiketleri üzerlerine yapıştırıp da kendileri Tabii. soyutlamaları da çok O doğru da bir doğru taraf değil. değil. Evet. Uzman kişilere gitsinler, yetkin kişilerden terapi alsınlar. Kesinlikle. Sorsunlar eğitimleri, ekolleri, yaptıklarını. O Ona şekilde göre, bir evet. çözümü var. Efendim, sizinle sohbet çok keyifliydi. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz klinik psikolog Elif Bağbekleyen'di. Sevgili seyirciler, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.